Nefsi aradan çekmek. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Müslüman kimseye kötülük etmez. Kendine zarar verene karşılık vermeyip sabreder. Ona tatlı dilli, güler yüzde nasihat eder. Başarının sırrı tatlı dil ve güler yüzdür. Ahir zamanın cihadı budur. Bunun aksi ise sıkıntı verir. Çünkü dostun kalbini kırar, düşmanın düşmanlığını artırır. Başarıyla insan arasında nefis vardır. İnsan nefsini aradan ne kadar çekerse o kadar başarılı olur. Araya nefsimiz karıştığı müddetçe başarısız olur. Başarıdan kastımız sadece para kazanmak değildir. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun iş yapmaktır. Allahü Teala'nın rızasına uygun iş yapmak için elden geldiği kadar nefsi aradan çekmek gerekir. Arada ne miktarda nefis varsa başarı da o miktarda azdır. Büyükler hep başkasıyla değil nefsimizle mücadele etmeyi bildirmişler ve bunu istemişlerdir. Hatta bazı büyükler işleri idare eden talebelerine nefsi aradan çekmek için bizimle hizmetlerimizle ilgili size müracaat edenlere, eğer peki diyebiliyorsanız diyebilirsiniz, ama hayır demeyin. Hayır demek bize aittir. Öyle bir durumda bize havale edin. Çünkü o bize geliyor, size gelmiyor. Bizim adımıza hayır dediğiniz takdirde, bunun sonucuna katlanmak size sıkıntı verir. Belki biz ona evet diyeceğiz. Evet demekte de serbestsiniz ama hayır diyemezsiniz belki biz de hayır diyeceğiz. Ama bizim dememiz başkadır. Biz onun ahiretine bakarak evet veya hayır deriz. Onun için faydalı olan cevabı veririz. Bunu siz bilmezsiniz buyurmuşlardır. Abdülhakı Dehlevi Hazretleri, Allah yolunda bir mücahit, bir kılıç sallamakla, bir dervişin kırk sene riyazet çekerek, bir kapalı odada zikretmesinden kazandığı sevaptan daha çok sevap kazanır buyuruyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de bugünün silahı top tüfek değil, kağıt kalemdir buyuruyor. Bu yüzden bu büyüklerin yolunda ehli sünnete hizmet edenler her nerede olursa olsun, hangi vazifede olursa olsun cephede olan mücahidin ta kendisidir. Çünkü o gemide, o birliğin içerisindedir. O cemaatin, o cemiyetin içindedir bu hizmetler sevaba ortak bir şirkettir. Herkes ahirette ihlası nispetinde pay alacaktır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, eğer bir insan günahlardan kurtulur da emri maruf yaparsa, onun hiç malı mülkü olmasa da çok zengin sayılır. Hiçbir askeri, hiçbir kuvveti olmasa da çok güçlü bilinir. Bütün insanlar arasında bir şey olmadığı halde, en kıymetli, en aziz o olur. Nefse karşı gelmek. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, sebeplere yapışmak ibadettir. Çünkü nefse hakarettir. Dinin temeli, esası da nefse karşı gelmektir. Yani sebebe yapışmaktan maksat nefse hakaret etmektir. Çünkü orada bir acizlik ifadesi vardır. Nefsimiz bunu istemez. Bazıları yardım etmek ister. Şunları bunları yapsana der. O ise lüzum yok, ihtiyacım yok. Ben yaparım, ben ederim diye cevap verir. Bunları hep nefsimiz dedirtir. Halbuki ihtiyaç halini belli etmek rahmettir. Allahü Teala vesileyle yani bir sebeple yapılan duaları kabul eder duaların kabul olacağı yerleri yaratmış, mübarek ayları, günleri, geceleri yaratmış. Kişiler yaratmış, sebepler yaratmış. Tabii en büyükleri de Kâbe-i Muazzama, Peygamber Efendimizin zatı, mübarek kabri, Arafat. Allahü Teala zamansız ve mekansız, hiçbir yerde olmayarak her an hazır ve nazırdır. Bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Hak Beni zikredenin iki dudağı arasındayım buyuruyor. O bize bu kadar yakın. Bizse çok uzağız. Günahlar, bedenimiz, her şey bizi Cenab-ı Hak'tan çok uzaklaştırıyor. Ama Kâbe-i Muazzama, Peygamber Efendimizin huzuru bizi Cenab-ı Hak'ka yaklaştırır. Biz çok uzağız. Ama bu vesilelere yaklaşırsak işte o zaman dualar daha çabuk kabul olur daha bereketli olur. Bir mümin, bir mümin kardeşi için onun arkasından ne dua ederse melekler amin der. Melekler günahsız olduğu için de Allahü Teala onların duasını kabul eder. Bu sefer melekler der ki: "Ya Rabbi, bu mümin bunun için ne istediyse aynısını sen de ona ver." Bu duaları da kabul olur. Evliya zatların, ehli sünnet alimlerinin, silsile-i aliye büyüklerinin huy ve ahlakında verirken sevinmek, alırken de üzülmek vardır. Evliya bir zat verirken duyduğu zevk ve şevki başka şeylerde duyamaz. Alırken çektiği sıkıntı ve üzüntü de böyledir. Allah'ın ismiyle yalan yere yemin etmek çok tehlikelidir. Doğru da olsa lüzumsuz yere yemin etmemek gerekir. Allahü Teala'nın ismini 3-5 paralık dünya için kullanmamalı. Allah'ın ismiyle olunca karşı taraf elbette inanır. Mesela Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarılmasının sebebi şeytanın yemin etmesi oldu. Şeytan ona vallahi şöyle billahi böyle diye yeminle söyledi. Allah'ın ismine yemin edince o da inandı. Yalan olmaz dedi.